derin kase çıkartıyorum ve bu kasenin içerisinde her şeyi hazırlayarak işe başlayacağım. Aşağı yukarı göz kararı 3 yemek kaşığı zeytinyağı koyarak işe başlıyorum. Bunun üzerine aşağı yukarı 2 yemek kaşığı buna lezzet verecek, birazcık da tuzluluk katacak olan tavuğa da çok yakışan soya sosu eklememiz lazım. Bunu da göz kararı şöyle şu 1 kaşık, bu da 2 kaşık soya sosu diyebiliriz. 1 küçük tatlı kaşığı kadar domates ve 1 küçük tatlı kaşığı kadar biber salçası ilavemiz var. Bir kere önce her şeyi şöyle güzelce bir çırpıyorum ve salçaları zeytinyağı ve soya sosunda iyice eritiyorum. Burada kullanacağım tavuğun kalça eti. Şimdi bu kalçayı bakın böyle kuşbaşı doğradım. Küçük küçük kuşbaşı parçalar. Bir kere önce tavuğu buradaki hazırladığım sosun içerisine alıyorum. Bir kaşıkla sosun her tarafına böyle güzelce bulaşmasını sağlıyorum. Tavuğun bu sosu iyice çekmesi lazım. Çekerken içerisine 1-2 tane küçük ekleme yapacağım. Nedir bu? Bir avuç kadar şöyle bıçakla iri iri kıyacağım ceviz. Bunu da böyle bak şöyle tamamen lanet tayini doğradıktan sonra cevizi de alıp direkt olarak tavuğun içerisine ilave ediyorum. Küçük bir tutam tuz. Çok küçük ama. Normal bir karabiber ilavesi. Birazcık da kuru kekik ilave ediyorum. Şöyle bir irice bir dolu tutam. Her şeyi güzelce karıştırdıktan sonra bu arkadaşı biraz burada kendi haline bırakacağım. Yani içine koyduğum sosla beraber birazcık dinlensin diye. Beklediği dakikalar içerisinde içine koyduğumuz her şeyi güzelce çekti bu arkadaş ve lezzetine lezzet kattı. Şimdi diğer malzemeleri ekleyeceğim. İçerisine 3 tane temel sebze ekleyeceğim. Bunlardan bir tanesi patlıcan, bir tanesi kabak, bir tanesi de patates. Patlıcan, kabak birazcık daha patatese göre kolay pişen sebzeler. O yüzden bunları mümkün olduğu kadar patatese göre daha iri dilimlemeniz sizin için avantajdır. Yani şöyle. Patlıcanlar aynı kabak gibi birazcık daha iri doğranmayı hak ediyorlar. O yüzden onları da şöyle. Bunları birazcık daha küçük, aşağı yukarı böyle yarım saatlik pişme süresi içerisinde fırında pişecekmiş gibi bir tık daha küçük doğrayacağım. Bunları da doğradıktan sonra artık her şeyi tavuklarla birleştirmenin vaktidir. Burada hazırladığım tavukların içerisine dilimlediğim bütün sebzeleri ilave ediyorum. Aşağı yukarı böyle 15 kadar arpacık soğan, birazcık zeytin ilave edeceğim. Çekirdekleri çıkartılmış 10 tane falan siyah zeytin. Çok çok güzel oluyor. İsterseniz böyle birazcık ince kıyın, her tarafına eşit dağılsın. Bunları da alıp içerisine ilave ettim. Bir su bardağı kadar bezelye, yaklaşık 4 diş kadar sarımsak ilave edeceğim. Sarımsağı da hiç ezmeden, hiçbir şey yapmadan sadece böyle ince ince doğrayacağım. Buradaki her şeyle birleştireceğim. Bu cam kasenin içerisindeki her şeyi güzelce karıştırmak. Bak ne kadar güzel karıştırırsak bu salçalı karışım sebzelerin her bir santimine değdikçe lezzet her yere eşit vaziyette dağılmış oluyor. Tam da istediğim şey bu. Yağlı kağıt içerisinde, fırın kağıdı içerisinde yapmanın ne farkı oluyor diyecek olursanız şöyle bir farkı oluyor. Birazcık daha karamelize bir sonuç ortaya çıkıyor fırın poşetinin içinde yapmakla yağlı kağıt kullanmak arasında öyle bir küçük fark var açıkçası. Dikdörtgen bir fırın kağıdı. Fırın kağıdının kısa tarafı size baksın, uzun tarafı dik vaziyette karşıya baksın istiyorum. Yapacağım şey şu. Dolu bir kaşık alıyorum. Bunu şöyle güzelce fırın kağıdının kendimden uzak tarafına doğru ortaya pozisyonluyorum. Sonra bu fırın kağıdını alıyorum ve direkt olarak onun üstüne doğru kapatıyorum. Bir tarafından alıyorum. Şöyle güzelce katlaya katlaya, bastıra bastıra burayı kapatıyorum. Diğer taraf aynı şekilde geliyorum. Katlaya katlaya, bastıra bastıra böyle kapatıyorum.
Diğer tarafı da aynı şekilde kapattıktan sonra burada hazırladığım bu küçük minik çantacığı direkt olarak alıp fırın tepsimin içerisine koyuyorum.